Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında şöyle bir soruya yer vereceğiz. Kur'an'da bazı insanların günahlarının sevaba dönüştürüleceği bildiriliyor. Bu ne demektir? Soruda medarı bahsedilen ayet şu: Yübeddilullahu seyyiatihim hasenat. Allah onların seyyiyelerini hasenata tebdil eder. Kısaca mealini böyle ifade edebiliriz. Allah-u Teala bazı insanları anlatıyor. Onların güzel özelliklerini anlatıyor. O özelliklerden bir tanesi de bu. Ve onlar işte Allah'a tövbenin neticesinde, Allah'a ilticanın neticesinde Allah onların seyyiyelerini hasenata tebdil edecektir, değiştirecektir. Yıllar önce vilayetlerimizden birinde öğretmenlere yönelik bir programda, Milli Eğitim'in bir programında bu gibi konular anlatılıyordu, din dersi programı. Bu ayetten de bahis açıldı. Ben bununla alakalı açıklamaları yapmıştım ve demiştim ki burada kastedilen mana, ayetin bize bildirmiş olduğu mana şu: İnsanda kötülüklere de meyil var, günahlara meyil var ama bir insan tevbe ettiğinde, Allah'a ciddi yöneldiğinde artık o insandaki kötülük meyli hayra dönüşür. Daha önce kötülükleri yapan bu insan iyilik yapmaya başlar. Buradaki seyyiye ve haseneyi bu anlamda tefsirlere dayanarak açıklamıştım. Daha sonra dışarıda öğretmenlerimizden birisiyle sohbet ederken şöyle dedi: Hocam dedi, bütün anlattıklarınız iyi, güzel, hoş da bugün anlattığınızı pek kabul edemedim. Neden dedim? Ben dedi bunu bizzattan dinledim, bu ayetin yorumunu. O şöyle söylemişti: Buradaki kastedilen mana, onların ne kadar günahları varsa o günahlar sevap haline dönüşecek. Yani bir insan günahları da vardır ama diğer alemde bu günahlar sevaba dönüşecek. Bana dedi bu şekilde anlatmıştı. Ben öyle kabul ediyorum. Ben de şunu söyledim: Evet, dediğiniz tarzda bir mana bazı kitaplarda geçiyor. Ama bu zayıf bir görüş olarak anlatılıyor. Bakıyla denildi ki, Ruviye, şöyle bir rivayet bu konuda var ki, bunlar bu görüşün zayıf olduğuna delalet eden anlatım sıraları. Ve bir de mantıken de düşündüğümüzde şu var: Yani Allah dilerse evet bir takım insanların günahlarını sevaba dönüştürür, bunu reddetmeyiz ama şöyle bir durum da var: daha fazla günahı olan bir kimse diğer alemde birden çok büyük bir sevapla karşılaşmış olacak. Bu durumda dünyada günahı olmayan, tertemiz bir şekilde yaşayan kimsenin suçu ne ki diğer alemde öbür insandan geride kalsın? Yani diğer insanın günahları sevaba dönüştürülürken bu sadece kendi sevaplarıyla gitmiş olacak. Meseleyi şöyle anlayabiliriz. Hazreti Ömer örneğiyle ben anlatayım. Hazreti Ömer İslam'dan önce sıradan bir insan değildi. Kapasiteli bir insandı. Kavminin önde gelenlerindendi. Sözü dinlenilen, itibar gören bir kimseydi. Ama Hazreti Ömer çok celalli, heybetli ve bunu İslam öncesinde Müslümanların aleyhinde kullanıyor. Ve Müslümanlara çok kızan, hatta Peygamberimizin öldürülmesinin medarı bahs olduğu bir toplulukta bu görevi üzerine alan bir insan Hazreti Ömer. Diyor ki bunu yapsa yapsa Hattaboğlu Ömer yapar. Ve Peygamberimizi öldürmek niyetiyle yola çıkıyor. Ama yolda bir takım olaylar oluyor. İşte birisi Hazreti Ömer böyle gider görünce diyor ki sen önce kız kardeşini düzelt. O da Müslüman oldu. Bunun üzerine Hazreti Ömer kız kardeşinin evine gidiyor. Evde de Kur'an okuyorlarmış. Ve dinlemiş olduğu Kur'an Hazreti Ömer'i müthiş etkiliyor. Ve yumuşuyor, kalbi yumuşuyor. Kur'an-ı Kerim'e ilgi duyuyor. Peygamberimizin yanına yine geliyor ama öldürmek niyetiyle değil, teslim olmak için geliyor. Artık bir Müslüman olmak için geliyor. İşte Hazreti Ömer'in İslam öncesi hali ve İslam sonrası hali. İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Bunların birbiriyle kıyası, daha önce bir çekirdek gibiydi Hazreti Ömer. Müslüman olduktan sonra bu çekirdek koskoca bir ağaç haline geldi. Kabiliyetleri barut gibiydi. Siyah, o anda hemen bir işe yaramayan. Ama Müslüman olduktan sonra bu barut alev aldı ve o şekilde o kabiliyet gelişmiş oldu. İşte Hazreti Ömer İslam sonrasında da
yine celalli bir insan. Yine çok gayretli bir insan. Ama bu kabiliyetini, bu kapasitesini müsbet yönde kullanan bir kimse. Yani artık din adına Allah'ın ölçüleri ile bu hamiyetini, gayretini ortaya koyan bir kimse. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir şelale görüyoruz. Yüksekten akan bir şelale. Aşağıda da bir nehir meydana geliyor. Ve sular deli dolu akıyor. Dolu dizgin akıyor. Önlerine geçen gelen şeyleri kırıp geçiriyorlar. Bu haliyle zararlı. Ama bunun önüne bir set çektiğimizde, baraj yaptığımızda bu tehlikelerden uzak kalınacaktır. Ve hem çevre aydınlatılacak, kurulacak barajla, hem de çevre sulanabilecektir. Daha önce zarar veren bu sular artık faydalı bir hale gelmiş olacaktır. İşte insandaki kabiliyetlerin hem müsbet kullanımı var, hem de menfi kullanımı var. Mesela diyelim bu göz harama bakabilir, zararlı kitaplar okuyabilir. Ama bu göz güzel şeylere bakabilir, faydalı kitapları da okuyabilir. İşte seyyiyenin haseneye dönüşmesi, ondaki kötü özelliğin iyi özelliğe dönüşmesi anlamındadır. Diğer taraftan insanın kulağı haram sesleri, lüzumsuz sesleri, küfür sözlerini dinleyebilir. Bunlardan zevk alabilir. Ama aynı kulak Kur'an'ı dinleyebilir, güzel sohbetleri dinleyebilir ve güzel musikileri dinleyebilir. Bu defa ondaki o kötü özellik iyi bir özelliğe dönüşmüş olur. İnsanın dili hak ve hakikati söyleyebilir, güzel şeyleri anlatabilir ama aynı dil küfür kelimelerini de söyleyebilir, gıybet edebilir, iftira edebilir. Daha insandaki diğer duyguları, duyuları bu tarzda değerlendirdiğimizde şunu görürüz. Demek ki bu insan artı sonsuza doğru gidebilir, eksi sonsuza doğru da inebilir. Bu ikisi arasında gidip gelmeler yaşar. Eğer bir insan samimane Allah'a yönelirse Allah-u Teala ondaki şer kabiliyetlerini, kötülüğe kullanılabilen kabiliyetleri iyi yönde kullanmayı nasip eder. Cenab-ı Hak hepimize kabiliyetlerimizi iyi yönde kullanmayı nasip eylesin duasıyla programımızı noktalıyorum. Ve bir başka programda tekrar bir arada olmak, görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.